Üçüncü bir nokta rezerv alan meselesi. Rezerv alan meselesi. Rezerv alan yasası geçirdiler. Evet. Bu yasa neydi? Hani izleyicilere hatırlatmak bakımından Lütfen. önemli diye düşünüyorum. Çünkü insanlar bizim insanımız çok kolay unutuyor ve ayrıntılarla zaten ilgilenmiyor. Rezerv alan yasası bir şekilde kentsel dönüşümde, deprem dönüşümünde vesaire inşaat yapılabilecek alanlar diyelim biz ona. Bunun tespiti bir yasa çıkarılmıştı, deprem yasası. Bu yasada üzerinde meskun yerleşim, üzerinde yerleşim olmayan yani boş olan alanların rezerv alan ilan edilebileceği şeklindeydi. Geçen yıl 4 ay kadar önce meclisten bir yasa geçirdiler. Muhalefette yeterli gürültüyü koparamadı. Ve şu yetkiyi verdi. Şeye, bakanlığa ve Cumhurbaşkanlığa. Üzerinde binalar olsa bile, İstedik bak, üzerinde binalar olsa evet. bile, bu binaların büyük bir bölümünün depremle alakası olmasa bile, yani depreme dayanıklı olmayan bina olmasa bile orada, depreme dayanıklı olsa binalar, yine de rezerv alan ilan etme hakkı var evet. ve gönderiyor şeyi, Hatay'da yaptılar bunu, 4 gün içerisinde boşalt kardeşim diyor ve sizin mülkiyetiniz hazineye geçiyor sizin mülkiyetiniz hazineye geçiyor. Yani mülkiyet yasasına da karşı olan ve vatandaşın mülkiyetine mülkiyetini bir anlamda devlet adına gasp eden bir yasal düzenleme. İstanbul işte bu noktada rezerv alan olayıyla müthiş bir rant alanı haline dönüşecek. Ve sayın İmamoğlu'nun bu meseleyi eğer İstanbul'u alırlarsa, İstanbul'u alırsa bu iktidar meseleyi bu şeyi kullanarak sizin evinizi de elinden al, elinizden alacak diye evinizi de depremle alakası olmayan depreme dayanıklı olmasına rağmen evinizi alıp yandaşlarına rant getirecek şekilde bu bölgelerde inşaat şeyleri yapılacak siteler yapacak inşaatlar yapacak ve sizi de muhtemelen İstanbul içerisinde Tuzla'ya veya bilmem nerede şuraya buraya gönderecek bir politik uygulamayı gündeme getirdiler ve bu devam ediyor diye bu konuyu da gündemde tutması lazım. Dördüncü noktada sığınmacılar meselesidir. Sığınmacılar meselesidir. Sığınmacılar konusunda AKP'nin tabanı dahi rahatsız. Nerede? AKP'nin kurduğu Başakşehir. AKP tarafından kuruldu Başakşehir. Başakşehir'de ben çok dolaştım oralarda. Yani aktif milletvekili olduğum dönemde. En büyük şikayet buydu. AKP'nin kendi vatan şeyi seçmeni şey ediyor. Burada ben sığınmacı karşıtı bir politika gündeme getirsin demiyorum. Ama eğer AKP iktidarı devam ederse yani İstanbul'u yeniden şey yaparsa İstanbul bir sığınmacı deposu haline dönüşür. Biz bunu belediye imkanları içerisinde kısmen de olsa, kısmen de olsa şu anki halde şey yapabiliriz. Seçimin kazanılması konusunda sıkıntı yaratabilecek bir potansiyel taşır mı sizce oy potansiyel açısından? Şu Nasıl? anki sığınmacıların şu anki İstanbul'daki yaşaması. Bunu, bunu gündeme getirmek lazım. Bunu hatırlatmak lazım. Son bir şey daha söyleyerek Saat, bitiriyorum. Bu da Gerçekten bu da de, bir anlamda bir verin. beşinci şey olsun. Şimdi Kandil formül 5'e <laughs> mi çıktı? E, Kandil Kandil e, Kandil meselesini kurumun gündeme getirmesiyle beraber ben anladım ki artık sahada özellikle ekonomik darboğaz nedeniyle geçim sıkıntısı içerisinde olan vatandaşların kendi yandaşları olmasına rağmen bu sıkıntıları gündeme getiriyor olmaları bunlarda bir panik başlattı. Ve onun için hemen olayı kimlik siyasetine çekip güvenlikçi politikaları gündeme getirmek, işte Kaan'dı, İHA'ydı, SİHA'ydı falan diyerek arkasından da bu Kandil meselesini gündeme yeniden getirdiler. Geçen seçimde biraz önce bir Ceren zannediyorum söyledi, doğru olarak söyledi. Sayın Kılıçdaroğlu bu konuda gerekli ve yeterli cevabı veremedi. Gerekli evet, ve yeterli cevabı, evet montaj video meselesinde. O da bir kandil Hı -hı. projesiydi evet. sonuçta Cumhurbaşkanının göz göre göre Türkiye gündeme getirdiği bir herhalde demek evet. kurulduğundan yani beri montaj bir bir ülkenin cumhurbaşkanı seçmenliğinden bizim izledi. üstelik de bizim kıvrık zeka kıvrak zekalı gençlerimiz yapmışlar. diyecek evet. kadar da yüzü kızarmadan bunu itiraf eden bir cumhurbaşkanımız oldu. Ne montaj ama diye. Şimdi şimdi bu politika <laughs> devam edecek ve giderek de sertleşecekler. Eğer kazanamayacaklarını görürlerse daha da sertleşecekler. İmamoğlu'nun buna karşı bir şey hazırlıklı olması gerekir. Gerekiyorsa gerekiyorsa bu bloklaşması içerisinde bu Murat Kurum da efendim yani bana bu iftira'yı atıyorlar ama kendileri de söz gelimi ben varsayım olarak söylüyorum. Yoksa böyle bir şey olsun de, demiyorum ama şeriatçıların adayı ya da işte e, şeylerin adayı böyle bir falan diye bir argüman geliştirip bunu sloganvari bir şekilde hem tabanına hem seçim alanlarında gündemde tutması lazım. Çünkü cevap vermediğiniz takdirde o gri alandaki vatandaş hassasiyetleri açısından bu tip milliyetçi veya işte e, din dinsel Vallahi. argümanlar konusunda muhafazakar argümanlar konusunda hassas olabiliyor. Hatta hatta Cumhuriyet Halk Partisi tabanında bile bu hassasiyet din kısmen de olsa var olduğunu unutmamak lazım. Peki Deniz Bey hemen aynı